Çelikler Et ve Gıda Sanayi Limited şirketi sektöre İstanbul Üsküdar'dan hizmet vermektedir. İşletme 1985 yılından bu yana müşterilerine kaliteli hizmet vermenin haklı gururunu yaşamaktadır. Firma sahibi Mehmet Ali Çelik'ten sektördeki faaliyetlerini dinledik. Bu işte 1985'te beri başladım burada İstanbul'da. Bu benim baba mesleğim. Yani aileden gelen bir ticari bu. Yani tabii biz onu besicilik yapıyorduk. Evet. Eskişehir'in esasında besicilikti. İstanbul'a geldik, bu işlere başladık. Şu anda ne yapıyoruz? Bu çelikler, et, gıda ne yapıyor efendim? Balıkesir, Gönen'de, Biga'da, orada hayvan toplayıp kesip İstanbul'a getiriyoruz. Müşteri kesiminiz hangi kesim? Nereye hitap ediyoruz zaten? Ekseri Bağdat Caddesi, Caddebostan. Çünkü oranın eti biraz kaliteli olduğu için evet. O tür müşteri... Oradaki restoranlara mı veririz, kebapçılara mı daha çok? Yok, kasaplara biz ekseri kasap, işte marketlere veriyoruz. Mehmet Ali Çelik konuşmasında yem fiyatlarının yüksek olduğuna değinerek görüşlerini dile getirdi. Yem fiyatları çok çok pahalı. Evet. Ondan sonra köylü alta çıkamıyor, vatandaş alta çıkamıyor. Yani besi yapamıyor. Bir büyük devler belki tefşik alıyor, bir şey alıyor, kendini kurtarıyor. Ama köylü böyle 5 tane, 10 tanesi olan arkadaş yani hep bitmiş yani. Şu anda bitmiş yani. Türkiye'de şu anda 5 tane, 10 tanesi olan adam yani faydalı. Her zaman piyasaya dengeyi tutuyor. Yani fiyatı her zaman dengeli tutuyor yani çünkü. Devlette tek ricamız yem fiyatları biraz düşürsünler yani. Mehmet Ali Çelik, kaçak etlerin sektörü olumsuz yönde etkilediğini belirterek tüketicilere uyarılarda bulundu. Kaçak kesilen çok. Adam koyuyor 3-5 tane arabaya, getiriyor kasabın önüne yanaştırıyor. Evet. Bizim fiyatımız mesela, bizim piyasamız da mesela etkili. Orada bizde pahalı kesiyor, burada ucuz satınca o yüzden böyle bizim işimizi sıkıntıya sokuyor yani. Anladım. Yani böyle dürüst çalışan esnafın işini sıkıntıya sokuyor. Mesela tüketicide iki ricam... Bu veteriner raporu geliyor. Hangi mezbada kesildiğini. Biz çoğu mesela kendi müşterilerimize gönderiyoruz. Mesela kasap dükkanı da açıyor. Bu belli mesela şu veteriner mesela devlet mesela tarım ilde kontrol etmiyor. Mesela tarım veterineri kontrol ediyor. Damgası var. O tür şeylere çok dikkat etsinler yani.